Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok farklı yöntemle ayva reçeli tarifini hazırlıyorum. Bu tarifi kayınvalidemden öğrendim. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için 5 adet ayva kullandım. Ayvalar köyden geldi, dalından taze taze toplandı. Ayvaların iki tanesini reçelin içerisinde kullanacağım. Geride kalan ayvaları haşlayıp suyunu elde edeceğim. Ayvaları güzel bir şekilde yıkadım. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabuklarını soyma işlemine geçiyorum. Kabuklarını soymayı tercih ettim. Dilerseniz kabuklarını soymayı da bilirsiniz. Sadece 2 adet kullanmış olduğumuz ayvanın kabuğunu soymanız yeterlidir. Bu işlemde biraz hızlı olmaya özen gösteriyorum. Sizlerinde gördüğü gibi ayvaların rengi çabucak değişmeye başlıyor. Tüm ayvaların kabuklarını soyduktan sonra sadece 2 adet ayvayı küçük küçük küp küp dilimler halinde doğruyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Ayvaları dilimleme işlemini tamamladıktan sonra geniş bir kabın içerisine doğramış olduğum ayvaları ilave ediyorum. Üzerine bir su bardağı dolusu toz şekeri ilave edip bir köşede bir saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Geniş bir tencerenin içerisine kıyıda bekletmiş olduğum ayvaları iri iri doğruyorum. Hemen ardından ayvaların yüzeyini geçecek şekilde su ilave ediyorum. Yaklaşık 1,5 litre su kullandım. Kullanmış olduğunuz ayva miktarına göre su dengesini ayarlayabilirsiniz. Ayvaların yüzeyini geçmesi yeterli olacaktır. eklemiş olduğum su dengesini şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi ayvaların yüzeyini geçecek şekilde su ilave ettim. Hemen ocağa alıp orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Ayvaların kabuklarını soymayı tercih ettim. Söylemiş olduğum gibi kabuklarını soymadan da kaynatabilirsiniz. Dilerseniz şöyle bir miktar üzerine soymuş olduğunuz kabuklardan da ilave edebilirsiniz. Bu sayede ayva reçelinin rengi çok güzel olacaktır. Hemen üzerine ayırmış olduğum çekirdeklerini de ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyorum. Ayvalar kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra kesinlikle üzerini kapakla kapatmayınız. Aksi takdirde taşma yapabilir. Ortalama 15-20 dakika boyunca kaynattıktan sonra hemen ayvaların suyunu süzgeç yardımıyla süzüyorum. Ardından geniş bir tencerenin içerisine 4 su bardağı toz şeker ilave ettim. Hemen bir köşeye ayırmış olduğum ayvanın suyunu da üzerine ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı dolusu toz şeker için 1,5 litre su kullandım. Tencereyi ocağa aldım. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ayvanın suları kaynadıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatmaya devam edeceğim. Aradan 15 dakika geçti. Ayvanın suyu çok güzel bir şekilde rengi aldı. Hemen bir köşede bekletmiş olduğum ayvaları içerisine ilave ediyorum. Birkaç saniye boyunca karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Ocağımın ısısı orta derecede. Hafif aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim. birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yaklaşık olarak reçel 25 dakikadır kaynıyor. Hemen üzerine tam bir limonun suyunu ilave ediyorum. Limon suyunu da ilave ettikten sonra 10 veya 15 dakika boyunca kaynatmamız yeterli olacaktır. Ortalama 30 veya 35 dakika içerisinde reçelim hazır olacaktır. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri toplamayı ihmal etmeyelim. Ayvaları ortalama 25 dakika boyunca kaynattım. Hemen üzerine limon suyunu ilave ettikten sonra 10 veya 15 dakika içerisinde ocaktan alıyorum. Bu sırada reçelin kıvamını kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Limon suyu kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz ama çok fazla limon tuzu kullanmanızı önermiyorum. Aradan 10 dakika geçti. Ben hemen reçelin kıvamını kontrol etmek istiyorum. Ufak bir tabağın içerisine çok az miktarda reçel suyundan ilave ettim. Birkaç saniye içerisinde soğuyacaktır. Hemen sizleri de şöyle soğuduktan sonra kıvamını göstermek istiyorum. Reçelin kıvamı çok güzel sizlerinde gördüğü gibi tam kıvamında hemen saniyeler içerisinde ocaktan alıyorum. Sizler için şöyle bir de tam soğumuş olan reçelin kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi reçelin kıvamı çok güzel oldu. Hemen kavanozlama işlemine geçiyorum. Kavanozlama işleminde kavanozları ve kapakları önceden steril ettim. Birkaç defa köpüklü su ile yıkayıp bol kaynar su ile duruladım. Hemen ardından ayva reçeli soğumadan kavanozlama işlemini tamamlıyorum. Kavanozlama işleminde mutlaka kavanozun kıyısını köşesini peçete yardımı ile temizleyelim. Ardından kapağı 3 geri 1 ileri yaparak ağzını sıkı bir şekilde kapatalım. Tüm kavanozlama işlemini tamamladıktan sonra temiz bir bezin arasına kavanozları yerleştiriyorum. Bir gece boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Bu sayede kendi sıcağında kapaklar çok güzel bir şekilde tutmuş olacak. Ayva reçelimiz tüketilmesi için hazırdır. Şöyle bir de yakından kıvamını göstermek istiyorum gerçekten kıvamı ve rengi şahane oldu. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.